Jose Feliciano, bir klasik, yıllar önce, yaklaşık yarım asırdır diyelim, silinmeyen şarkısı. Rain demişti, yağmur demişti. İçinde yağmurla birlikte duygularını anlatmıştı. Gaziantep'teyiz. Yağmurlu bir gün, kapalı bir gün, sonbahar tadında bir gün. Zaman zaman ayrılıkların yanında yağmur da olur. Ve yeni başlangıçlar içinde yağmur sonrası güzel bir güneş olur. Tüm izleyicilerimize İyi günler diliyoruz değerli spor severlere, sevgili Buket, sevgili Lütfü Özel. Gaziantep'teyiz. Milli gün, milli heyecan tabii ki. Hem Diyarbakır'dan başlayıp Gaziantep'te bitecek olan yılı tamamlama çabası. Mutlulukla tamamlayacağız hep birlikte. Milli takımımız bir noktada tabii çalışıyor, takip ediyoruz hep birlikte neşeyle, mutlulukla, ama önemli bir güne doğru da adım adım gidiyoruz. Yaklaşık 24 saatten biraz fazla bir zaman var. Türk futbol tarihinin en önemli markalarından birine şimdilik diyeceğim, veda edeceğiz. Bir hakem, bir klas hakem yıllarca binlerce kararlar verdi. Doğruydu, yanlıştı, ama artık o düdüğün son çalınacağı noktaya da gidiyoruz. Sevgili Cüneyt Çakır, Türk futbol tarihinin önemli markalarından biri. 24 saatten az biraz fazla zaman kala son vedada bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi ki geldiniz. Bize de zaman ayırdınız. Hiç olacak iş değil diyeceğim. Ama oldu. İzin aldık. Gerekli izinleri. Türkiye Futbol Federasyonu'na sevgili Hakan Yaşar Bey'e de, Sayın Başkan'a öncelikle, Sayın Büyükekşehir, çok teşekkür ediyoruz. Ve yıllarca Cüneyt Hoca'nın peşinden koşan, maçlarını anlatan TRT Spor'un en değerli spikerlerinden biri sevgili Erdoğan Arıkan da bizlerle birlikte. Zor bir yayın. Erdoğan abi, şöyle bir bırakayım mikrofonu, yavaş yavaş sana. Teşekkür ederim İbrahim. Çok güzel anlattın. Hocam hayırlı olsun. Hayat böyle bir şey zaten. Bir yerde başlıyorsunuz ve bir yerde bitiriyorsunuz. Bitirmeniz gereken bir yer var. Ondan sonra da yeni bir başlangıç var hepimizin hayatında. İşte sizin için de böyle bir dönemeçtesiniz. Evet. Türk futbolunun gelmiş geçmiş en başarılı hakemisiniz. İstatistiklere, tarihe, yaptıklarınıza baktığımız zaman gerçekten çok güzel bir kariyeri noktalıyorsunuz. Sizin hisleriniz, duygularınız çok önemli şu anda. Ben çok fazla maçınızı anlattım ve ben şöyle de herhalde şanslı kuşaklardan biriyim. Babanızın son döneminde maç anlatmaya başladım, sonra da siz geldiniz. Zaten babanızla aranızda da çok fazla bir zamanda bırakmadınız. İyi geldiniz alttan. Hatta sizle sohbet ederken ben spor spikeri olabilirdim dediniz. O günleri biraz düşündüğünüz zaman şu anda neler hissediyorsunuz? Bayrağı babanızdan alıp çok güzel taşımış ve Türkiye'nin zirvesine koymuş biri olarak hayırlı olsun dileklerimizle sözü size bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Öncelikle sizin gibi bir duayenden böyle güzel sözler işitmek benim için gurur verici bir şey. Demin yağmurdan bahsettiniz. Kasım yağmurları daha da güzeldir. Guns N' Roses'ın da güzel bir şarkısı vardır, November Rain. Siz söylerken o aklıma geldi. Böyle vedalar olunca biraz da duygusallık da oluyor, heyecan da oluyor. Tabii bende de tatlı bir heyecan var şu anda. Eski günlere döndüğüm zaman tabii ben kendimi bildim bileli futbolun içindeydim. Hep futbolcu olmak istemiştim. Evde de böyle hep böyle bir topun peşinden koşturmak, mahalle maçlarını yaşamış şanslı bir çocukluk dönemi vardı benim. Ama evin içinde de oynarmışım. Topun peşinde koştururken de maçı anlatırmışım. Annem de hep bu çocuk hep spiker olacak herhalde dermiş. O yüzden böyle çok da büyük saygım var. Bütün spiker arkadaşlarımıza da buradan selamlar, saygılar olsun. Tabii futbola başladıktan sonra altyapıda futbol oynadım. 17 yaşında da o zaman Sayın Ahmet Güvener'in 18 yaşından önce hakem oluyor olamıyordunuz ama çok böyle önemli bir kararı imza atmıştı kendisi. Bu yaş sınırını kaldırmıştı. Ben de babamın da hakem olması, bu camiayı çok sevmemden dolayı hakemliğe adım attım. Hakemliğe adım atarken de her zaman ben bu işi yapıyorsam en iyisini yapacağım dedim. Hep böyle bir dünya kupasında olmak hayalim vardı. Ne mutlu ki o hayalimi, hedeflerimi gerçekleştirdim. Tabii ki de her mesleğin bir sonu var. Yarın da benim için son defa bir sahaya çıkma günü olacak. Ama bundan sonra da benim de tabii tek amacım, biz bu bayrağı en tepede genç arkadaşlara teslim edeceğiz. İnşallah bundan sonra da Türk hakem arkadaşlarımız böyle büyük bütün turnuvalarda bulunsun, final maçlarını yönetsin. Bunlar için de elimizden gelen en büyük desteği vereceğiz.
Duygular karışık tabii. Hüzünlüyüm çünkü yarın son kez yeşil sahalara çıkacağım. Bizler hep böyle o oyun alanının içerisinde olurduk hep. Aslında hakemleri çok fazla tanımazlar, bilmezler. Ama hakemler futbol aşığı insanlardır. Bu iş tutkuyla yapılır. Başka bir tarifi de yoktur. Ama yarından sonra da oyun alanının içerisinde olmasak bile o oyun alanının çevresinde bulunmaya devam edeceğiz. Türk futboluna katkı yapmaya devam edeceğiz. Çünkü buradaki biz hakemlik süresince de her zaman şunu hedefledik. Türk futboluna ileri götürmek. Aslında bu geminin içerisindeki hepimizin amacı o değil mi? Futbolcular, teknik direktörler, siz medyada bulunan herkes aslında Türk futbolunu ileriye getirmek için. Hep birlikte. İşte biz bu birlikteliği sağlarsak bence bunu başarabiliriz diye düşünüyorum. Hocam tam burada bunun büyük zorluklarını yaşamış birisiniz siz. Türk futbolunun ileriye gitmesi gerektiğini en iyi hissedenlerden birisiniz. Ve bunu söylemenizin altında belki de son iki Dünya Kupası'nda iki yarı final yönetip final yönetemeyen bir hakem olmanın üzüntüsü de yatabilir. Eğer Türk futbolu daha gelişmiş, dünyada daha iyi yeri olan bir ülke olsaydı belki de siz finale çok daha rahat ulaşabilirdiniz. Aslında bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aslında çok doğru bir teşhis bu. Hakemliğe ben bunun yansımasını size anlatmak istiyorum. Bizler kategoriler vardır. Nasıl Türkiye Ligi'nde Süper Lig hakemi diyoruz, TFF birinci lig hakemi, ikinci lig hakemi, üçüncü lig hakemi, bal ligi hakemi. UEFA'da da kategoriler var. Örneğin İngilizler, Almanlar, İspanyollar, kendi zamanımdan bahsediyorum. O zaman dört kategori vardı. Biz dördüncü kategoriden başlardık. Ama İngiliz, Alman, İtalyan ikiden başlardı. Ben onları yakalamak için hep iki katı çalıştım. Onlar bir koşuyorsa ben iki koştum. Onlar kural sınavından 90 alıyorsa 100 aldım. Peki şu zorluğu da yaşadınız mı? Türkiye tamam sıralama olarak geride. Bir de içerideki maçlarda size karşı gösterilen tavırların da UEFA'da ve FIFA'da sıkıntıları oldu mu zaman zaman sizce? Kariyeriniz boyunca. Çünkü bizim ülkemizdeki futbol iklimiyle UEFA'daki, FIFA'daki yönettiğiniz maçlardaki iklim çok farklı oluyor. Biz de bunu sunucu olarak da yaşıyoruz, spiker olarak da yaşıyoruz. Siz de yaşıyorsunuz. Bunun yansımaları olumlu ya da olumsuz oldu mu pozitif sizce? Pozitif oldu. Nasıl oldu? Şimdi bizim ligimiz aslında küçümsemememiz lazım. Çok önemli bir lig. Biz her zaman tabii çıtayı hep Şampiyonlar Ligi ile işte Premier Lig ile falan karşılaştırıyoruz. Böyle yaparsak biraz yanılırız. Çünkü örneğin işte en önemli futbolu konuşurken tartıştığımız noktalardan bir tanesi topun oyunda kaldığı süredir. Eğer biz bunu Şampiyonlar Ligi maçlarıyla kıyaslarsak yanılırız. Biz bunu diğer liglerle, yani Premier Ligi de bir tarafa koymalıyız. Oranın da farklı bir yapısı var. Ama biz diğer liglerle kıyasladığımız zaman çok da büyük bir fark olmadığını görüyoruz. Evet, bizim geliştirmemiz gereken taraflar var. Ama bunları hep birlikte konuşup, tartışıp halledebiliriz. Çok büyük sorunlar değil bu. Şimdi burada bir derbi maçı yönetmek sizi UEFA'da, FIFA'da yönettiğiniz zorlu maçları hazırlıyor aslında. Çünkü buradaki maçların zorluk seviyesi çok fazla. Burada sadece saha içini değil, saha dışını da yönetiyorsunuz. Hakemlerin öyle bir misyonu da var. Maalesef böyle. Yönetmek çünkü bir hafta önceden başlıyor, bir hafta sonra sona eriyor. Şimdi o zaman baskıyı nasıl yönetebileceğinizi, bundan nasıl etkilenmeden çıkabileceğinizi burada öğrenebiliyorsunuz. Ben bunun avantajını kullandım. Bu benim için hep pozitif oldu. Oradaki görevlendirmelerde size Türkiye'deki tavırların, kamuoyunun yaklaşımının bir etkisi oldu mu sizce? Olumlu şimdi, ya da olumsuz? Ne mutlu ki bana, kendi adıma söyleyeyim. Ben her zaman gerçekten buradan tüm oyuncu arkadaşlarıma da, kardeşlerime diyeyim, benden daha büyük olanlara da söyleyeyim, abilerim diyeyim onlara da. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Çünkü her zaman saygı gördüm. Kamuoyundan da, siz değerli medya mensuplarından da her zaman saygı ve sevgi gördüm. Bu bakımdan çok şanslıyım. Ben bunun hep olumlu taraflarını yaşadım. Eleştiri farklı bir şeydir bakın.
Bazen kızıyor tabii. Futbol severler kızıyorlar. Hiç önemli. Tepki gösteriyorlar onlar, size. Bunların UEFA'da FIFA'da yansımaları olur muydu? Ama onlar çok doğal şeyler. Siz şöyle düşünmeyin. Ya bunlar yurt dışındaki hakemlere olmuyor. İşte bir İngiliz'e, bir Alman'a, bir İspanyol asla eleştirilmiyor. Hayır. Bir kere eleştiriden korkmamak gerek. Bizler hatasız değiliz ki. Bunu da iddia etmiyoruz. Etmemeliyiz de zaten. Hepimiz hata yapıyoruz. Hayatın her alanında bu var. Önemli olan hatalardan ders çıkarabilmek. Hataları az seviyede yapabilmektir. Hatayı sıfıra indiremezsiniz. Eğer böyle bir şekilde yola çıkıyorsanız zaten inandırıcı olamazsınız. Hatalar olmaya devam edecek. Ama önemli olan onları az seviyede yapamaz. Burada herkesin işbirliğine ihtiyacı vardır. O yüzden iletişimi koparmadan, daha sıkı geliştirerek şu andaki federasyon başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi bunun üzerinde çok duruyor. Çok kısa bir zaman olmasına rağmen göreve başlamasından en önemli üzerinde durduğu konulardan bir tanesi güven ortamını sağlamak ve birlik beraberliği sağlamak ve iletişim yönünde de eğitime de çok önem veriyor kendisi. Var. Bakın tabii. Bunu da görüyoruz zaten. Kesinlikle mesela şu açıdan da çok önemli. Sayın Büyükekşi, Mehmet Büyükekşi ve federasyon sadece hakemlerle ilgili değil, kulüplerle ilgili, medya ile ilgili, yöneticilerle ilgili de hep pozitif, daha iyi olmaları için onlardan gelen taleplere kolaylaştırıcı. Evet, kolaylaştırıcı. Milli takımımızla ilgili de aynı şekilde kolaylaştırıcı adımları atıyorlar. Hakemler açısından da mesela sizin profesyonel olarak görev almanız da çok önemli şu anda. Onların yetişmesi açısından az önce siz söylediniz, artık başka bir kulvarda onlarla yürüyeceğiz dediniz. Peki şu anda yanılmıyorsam Gaziantep'te 300 civarı ya da 400 civarı Türkiye'nin değişik bölgelerinden gelen hakemlerimiz var. Sizi yalnız bırakmayacaklar yarınki jübilede. Biraz jübileyi konuşabiliriz herhalde. Şimdi nasıl bir jübile olacak ve UEFA'da FIFA'da örneği çok az görülen, belki de olmayan bir olay yaşanacak. İşte bir FIFA maçında bir hakem başlayacak, diğeri devam edecek. Bu izin olayını da bize biraz anlatır mısınız? Çok alışık olmadığımız bir durum, bizim için gurur verici bir olay olacak. Şimdi aslında demin duygulardan bahsediyorduk. O hüzün kısmından sonra yarım kaldı. Bir de bu işin mutluluk kısmı var. Aslında çok da mutluyum. Çünkü bütün hayallerini, hedeflerini gerçekleştirmiş bir hakem olarak böyle bir günde, bir milli maçta milli takımımızla. Milli takımımızla birlikte. Ay Yıldız'la birlikte. Evet. Hakemliğe son defa sahaya çıkarak hakemliğe nokta koyacağım. Onun mutluluğunu yaşıyorum. Tabii burada başta Sayın Federasyon Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi olmak üzere bütün yönetim kurulu üyelerimize hepsine tek tek çok teşekkür etmek istiyorum. Belki de dünyada eşi benzeri olmayan bir şey ve belki bundan sonra da dünya hakemliğinde örnek alınabilecek ve görebileceğimiz bir uygulama olabilir. Bakın burada isimlerin hiçbir önemi yok. İsimler bir semboldür. Biz nasıl Dünya Kupası'nda milyarlarca kişinin en son yarı final maçında işte orada da TRT ailesi olarak biz de hakemler olarak hep birlikteydik. Belki 3,5 milyar insandan fazla bir izleyici kitlesi vardı maçta. Hırvatistan-İngiltere evet. maçında. O maçı yönetirken Cüneyt Çakır demiyor. Türk hakem diyor. İşte biz bunun gururunu yaşadık. Kesinlikle öyle. O yüzden yarınki olay Cüneyt Çakır için evet çok önemli ama aslında Türk hakemliği için çok önemli bir gün. Türk hakemliği adına onur verici bir gündür. Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Türk insanının, futbol severlerin, herkesin Türk hakem camiasına nasıl değer verdiğinin tabii. göstergesidir. Bu bizim için çok mutluluk verici, onur verici bir gün olacak. Bu arada ben dün geldim Gaziantep'e. Evet. Havaalanından indiğimden gördüm. Bu ana kadar Gaziantep halkının o gösterdiği ilgiye, sevgiye gerçekten çok teşekkür ediyorum hepsine. Yani çok güzel insan, görüntülerdi. Çok duygulanıyorum çok. Gerçekten. Hocam buyurun abi. Şunu söyleyeyim hemen sana bırakayım sözü İbrahim. Sizin yarınki olayınız belki de Türkiye'de unuttuğumuz bir
olayı da tekrar gündeme getirebilir. Futbolcuların jübile yapması. Eskiden futbolcular jübileyle veda ederlerdi futbol hayatlarına. Hangi takımda olurlarsa olsunlar jübileler yapılırdı. O bizi biraz birleştiren, evet. Ne kadar kızarsak kızalım en sonunda uğurlarken güzel uğurladığımız, futbolculara güzel veda ettiğimiz anlar olurdu. Yarınki olayla birlikte belki de Türk futbolunda siz sadece hakemlerle ilgili değil, futbolcularla ilgili de yeni bir dönemi başlatabilirsiniz diye düşünüyorum ben. Yani... Hakikaten çok özel ve güzel günler. Demin bahsettiniz ya, yaklaşık 400'e yakın Türkiye'nin her yerinden hakemler gelecek, gözlemci hocalarımız gelecek, ailelerimiz hep burada olacak. Yani o birlik, beraberlik ortamı aslında bu camiada hep vardı zaten. Ama biz bunu yarın bir kez daha göstereceğiz. Biz çok güzel bir camiayız aslında. Kesinlikle. Hakem camiası çok güzel bir camia. Kesinlikle. Onun mutluluğunu Sayın Başkanımızın, Federasyon Başkanımızın demin de söyledim, üzerinde durduğu en önemli şeylerden bir tanesi bu birlik, beraberlik ve güven ortamı. Aslında böyle hakemler çok konuşmaz. Demin sohbet ediyorduk sizinle. Hakemler susarak konuşuyorlar sağda, dedik. Evet. Sağda konuşur. Aslında olması gereken de odur. Futbolun ana unsuru futbolculardır. Hakem çıkacak, sahada adaleti sağlayan kişi olarak elinden gelenin en iyi yönetimini gösterecek ama sahada konuşacak. Biz nasıl sahada konuşuyorsak yarın da orada Türkiye'nin dört bir tarafından gelen hakem arkadaşlarımız, gözlemci hocalarımızla birlikte biz birlik ve beraberliği göstereceğiz herkese. Ne güzel bir uğurlum olacak. Hocam belgeseller yapılacak. TRT ailesinde böyle bir çalışması var zaten belli. Hep birlikte, el birliğiyle. Kitaplar yazılacak. İlk yönettiğiniz maçı unutmazsınız, hatırlıyor musunuz? Yönetmenim sevgili Murat Çambaşbu. Siz konuşurken ekranlara getirecek. Böyle kısa kısa sorularla gidelim. Süper Lig'deyse eğer. Süper Lig ilk gün. Malatya Rize Sporu karşılaşması. 2001 yılı galiba. Evet. O günü çok kısa. Nasıl bir heyecan? Müthiş bir heyecan vardı tabii ama ben hakemliğe başlarken her zaman şunu söyledim. Uzun vadeli hedeflerim olacak. Uzun vadeli hedefim Dünya Kupası'nda olmak. Ama bu uzun vadeli hedefleri kurarken de aynı zamanda kısa vadeli planlara ihtiyacınız var. Bakın hayaller, çok büyük hayaller kurmalısınız. Ama bu asla yetmez. Aynı zamanda çok da çalışmalısınız. Eğer çalışmazsanız bunları başaramazsınız. O gün o basamaklardan bir tanesiydi o. Benim başarıyla geçmem gereken bir basamak. 29 çünkü Eylül 2001. 2001. İlk maçım, şimdi yukarı çıkmak belki kolay olabilir ama kalıcı olmak önemli. Çünkü oradan bir basamak sonrası FIFA kokartına hak kazanmaktır. Tabii. FIFA kokartı ne demek? Uluslararası alanda maç yönetme hakkına sahip olmak. O da nasıl oluyor? Süper Lig'de yöneteceğiniz maçtaki performanslarınızla. O yüzden iyi başlamalıydı. Ne iyi gitmeliydi. Nerede? Çok şükür ki. Çok şükür. Çok nerelere kadar geldi. Bazen sorulur. Barcelona Juventus finali mi? Bir numaranız. Hollanda Arjantin yarı finali mi? Hangisi? Ya ben şimdiden biz merakla soruyorum. İkisinin tabii yeri çok farklı. Belki bir üçüncüsü var kafanızda. Hiç. Üçüncüsü de var. Dördüncüsü de tabii var. Tabii ki. Var yani aslında bunlardan var. Böyle vardır. Bölüm bölüm var. Ama hangisi bir? Şampiyonlar Ligi finali. Barcelona Juventus. Berlin. Berlin. 2015. Çünkü onun çok önemli bir hikayesi var öncesinde. Ben o finalden 6,5 ay önce bir akciğer sorunu yaşadım. Ankara'da. Gençler Birliği Karabük Spor Müsabakası oynanırken benim hakemliğim bitti dediler. Evet. Ama ben de benzer yorumlar yapıldı. Evet, tıbben zaten. Tıbben yani olabilir dediler. Dönemez ama, yorumları daha ağırlıklıydı. Biz de ümidi kesmiştik işin açıkçası. Ama üzülmüştük tabii ki. Ama doktorlarımızın gerçekten müthiş ilgisi ve tedavisiyle daha çok çalışarak, tabii. Daha iyi bir motivasyonla. Çünkü o zaman da yani hani o hastanede geçirdiğiniz dönemde insanların desteğini gördüğünüz zaman tanımadığınız kişilerden telefonlar ve ziyaretler alıyorsunuz. Ya bu inanılmaz bir motivasyon. Ben o hastalıktan sonra yaklaşık 40 gün sonra yo-yo testi koştum. 50 gün sonra derbi maçı yönettim. 6 ay sonra da Şampiyonlar Ligi finali yönettim. O yüzden çok büyük bir anlamı var. Hocam yavaş yavaş son bölüme de geliyoruz. Sizde saatler sürer.
en çok neyi özleyeceksiniz yarınki o son 5 dakikadan sonra? Neyi özleyecek Cüneyt Çakır? Sahada omuz omuza mücadele verdiğim arkadaşlarımı özleyeceğim. Arkadaşlarımı özleyeceğim diyorsunuz. Peki. Erdoğan abi. Peki, son bir soru sorayım hocam. Şu anda Katar geldi ve Dünya Kupası başlıyor. Biraz buruk musunuz geçen sene yaşananlardan dolayı? O üzücü süreç. Bizim adımıza Katar'da olabilecek tek kişi sizdiniz belki ya da sizin ekibinizdi. Ve büyük olasılıktı bu. Biraz üzgün müsünüz? Şimdi İbrahim Bey demin dedi ki artık süremiz çok az kaldı. Buyurun hocam. Çünkü bu sığmaz. Editörüm Ankara'dan onu... bize biraz daha süre verirse Cüneyt hocamla zevkle. İnşallah. Söylerseniz bizim için yeterli. İnşallah onu başka bir zaman uzun uzun tabii ki konuşacağımız günler olacaktır. Tabii ki de üzüntülüyüz ama Türk halkı bizi zaten kalplerindeki yeri bellidir. Tabii ki. O yüzden onun takdirini Türk halkı yapacaktır. Yönetmenim sevgili Muratcan biraz daha süremiz var diyor. Erdoğan abi lütfen aklınızda hiçbir soru kalmasın. Yanınızdan bu veda öncesi varsa. Veda öncesi o zaman Cüneyt hocamızı... Siz neyi hatırlıyorsunuz mesela? Cüneyt hocada aklında kalınan maç. Hatırladığım şunu söyleyeyim. Cüneyt hocamın dönemi, Cüneyt hocamla birlikte Türk hakeminin fiziksel yapısının değiştiği dönemdir. Çünkü daha önce bizim hakemlerimiz biraz daha kilolu. Evet. Biraz daha sportif görüntünün ötesinde hakemlerdi. Ama belli bir dönemden sonra sizlerden sonra özellikle sizler çok da dikkat ettiniz fiziksel durumunuza ve bunu korumaya. Ve siz hala çok iyisiniz mesela çıksanız şu anda. İşte çıkacağım hala. Ama 5 dakika önce. Devam edebilirdiniz mesela siz de devam edebilirdiniz İngiltere'de. Devam ediliyor. Bu yaşla ilgili ne düşünüyorsunuz ve fiziksel durumla ilgili Türkiye'deki bu dönüşümle ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle, evet bir dönüşüm hakikaten gerekliydi zaten. Bu da oldu ama bu sadece hakemlerle ilgili bir şey değildir. Bu iyi bir planlamayla, iyi bir programla olur. Ben şöyle söyleyeyim, Süper Lig'e çıktığım anlardan itibaren birçok federasyonla çalıştım. Mesela Haluk Ulusoy döneminden başlayan. Hakikaten hepsinin ayrı bir vizyonu vardı. Mesela bize o zaman yabancı dil kursuna yollamıştı kendisi. Daha sonra bir Mahmut Özgener dönemi oldu. Orada bir yapılanma başladı hakemlikle ilgili. Türk hakemliğinde bence devrim yapan, eğitimde devrim yapan Yap Ulenberg'le biz çalışmaya başladık. Evet. Ve o zaman uluslararası alanda UEFA ile ve FIFA ile olan ilişkilerimiz, şimdi orayı takip edemiyorduk biz. O yüzden Sayın Ulenberg'in Türk hakemliğine katkısı çok büyüktür. Yıldırım Demirören dönemi vardır mesela. Bir devrim yapmışlar hakemlikle kendisi. Asla unutulmayacaktır. Profesyonelliğe geçilmiştir. Bu çok çok önemlidir Türk hakemlik camiası için. Hakemlikte şimdi şu anda bakıyorsunuz Dünya Kupası'nda bütün hakemler profesyonel hakemlerden seçiliyor. Bu bir vizyon işidir. Ve şu işte Sayın Hüsnü Güreli vardı. O da belki kısa bir dönem olmasına rağmen büyük icraatları oldu. Şu andaki başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulunun inanılmaz bir vizyonu var. Ve sadece Türk hakemlik camiası için değil, Türk futbolu için de bence sabredilirse çok olumlu şeyler yaşayacağımızı düşünüyorum. Tabii ki bunun yanında bu güzel, böyle iyi yöneticilere ve vizyona sahip olmamız gerekiyor. Ama bizim de çok çalışmamız ve kendimize çok iyi bakmamız gerekiyor. Kesinlikle. İşte, siz bunu yapan kuşaktınız. Sizin kuşağınız bunu çok iyi yaptı. Biz sizden sonra mesela kilolu hakem görmemeye başladık. Eskiden hatırlarsınız o hakemleri. Aslında şöyle olması lazım. Bir şeyin olmasını beklememek lazım. Olmadan harekete geçmek lazım. Ben her zaman onu yaptım. Antrenmanlarıma çok çok önceden başladım. Yabancı dil seviyemi kendim geliştirdim. Oyun kurallarını hep okudum. Zaten hani babamdan dolayı da böyle... İlgim vardı, merakım vardı, seviyordum. Ama hep olmadan ben hazır olmak istedim. Çünkü hakemlik de şöyledir. Bakın, hiç kimse şunu diyemez. Bana şans gelmedi. Herkese şans gelir hakemlikte. Önemli olan o şansın ne zaman geleceği de belli değil ama o şans geldiği zaman sizin onu değerlendirmenizdir. Hazır olmanızdır. Peki, Erdoğan abi. Benim soracaklarım bu kadar. Yani hocamıza soracak çok şey var ama şu anda kendisi tabii böyle bir jübile gününden önce daha duygusal. Eminim ki ileride konuşacaksınız. İnşallah. Konuşmanız gereken çok şey var çünkü. İnşallah. Konuşulması gereken çok şey var. Peki
Şunu söylediniz, bundan sonra hakemlerin yetişmesi için, yeni Cüneyt Çakırların yetişmesi için çaba göstereceksiniz. Ne olacak? Sizin vizyonunuz ne olacak? Mesela siz hangi yeniliği getirmek istersiniz? Mesela Türk futbolunda şimdi konuşulan konulardan biri hakem değişimi. VAR hakeminin yurt dışından gelmesi gibi konular var. Bu konularda nasıl adım atacaksınız siz? Federasyona nasıl önerilerde bulunacaksınız bir danışman olarak? Şimdi ben hani danışmanlık rolüm yok. Öyle bir görevim ve öyle bir misyonum da yok. Fakat onlar tabii ki de Merkez Hekim Kurulu'nun ve Futbol Federasyonumuzun bileceği konulardır. Tabii ki bana görüşlerini sorarlarsa aile içerisinde ben onlara fikirlerimi söylerim. Ama burada benim söylemem pek yakışık almaz diye düşünüyorum. Ben hakemlik kariyerimde nasıl planlama, programlama ve hayaller kurduysam, bundan sonraki eğitimcilik ve yöneticilik kariyerimde de aynısını yapacağım. Hiç acele etmeden, önce kendimi hazırlayarak, kendimi tamamlayarak, bütün eğitimimi alarak, ondan sonra da ben yine ülkemi hakemlikle nasıl uluslararası alanda en iyi şekilde temsil ettiysem, bayrağımızı tabii gururla en yüksekte dalgalandırdıysam, bundan sonra da hem eğitim alanında hem de yöneticilik alanında yine ülkemi dünyada temsil etmek istiyorum. Girişinden de söz edelim hocam. Veda ederken benim için mesela Gaziantep'in özel bir yeri vardır. Gaziantep seyircisi özellikle bir 20 yıl öncesine gittiğimizde, sizin kariyerinizin de başladığı dönemlere gittiğimizde çok başarılı bir takımın temsilcisiydi onlar, destekçisiydi. O Gaziantep Spor başka bir Gaziantep. Roma galibiyeti. Roma galibiyeti işte ligde şampiyonluğu kovalayan, şampiyonlukları oynayan bir takımdı. O seyircinin önünde yarın burada veda etmek size ne hissettiriyor? Ne kadar maç yönettiğinizi hatırlıyor musunuz mesela Gaziantep'te? Yani herhalde 20'ye yakın olmuştur diye. Tabii kupa maçlarıyla birlikte olmuştur diye düşünüyorum. Onlara bakalım hocam. Yani çok bu akşam ona bir bakalım. Yani, biz bakalım. Yani gerçekten çok heyecan verici. Tabii ki de demin de söyledim ya. Evet. Yani bu şehirde buraya geldiğimden beri gösterilen o ilgi, sevgi, saygı yani benim için müthiş bir şey, onur verici bir şey. Ben de yarın çok büyük bir heyecanla sahaya çıkmayı bekliyorum dört gözle. Peki. Şimdi Ankara'dan çok değerli yorumcumuz, sevgili Lütfü Özel, editörümüz Tolga. Hazır mıyız o anlamda? Lütfü abinin sizde bir telekonferans mı diyelim artık karşılıklı. Eğer sevgili Buket hazırsa Lütfü abi, hocam şu an takt yayını dinliyor. Lütfü abiye sözü bir bırakalım sevgili Cüneyt Hoca için. İzninle Buket. Estağfurullah, buyurun. Şimdi Cüneyt Çakır bütün spor medyası için kendisi de ifade etti. Çok değerli, çok özel, çok farklı birisi, bir isim. Biz onunla her zaman gurur duyduk. Kendi adıma bunu rahatlıkla ifade edebilirim. Tabii ki en çok gururu annesi, babası, eşi, ailesi duymuştur ama millet de, ülkemiz de onun özellikle dışarıdaki maçların hepsinde büyük bir heyecanla, umutla, mutlulukla, merakla takip ettik. Ben gazeteci olarak da kendisini seminer seminer, maç maç tabii ki takip ettim. Erdoğan anlatırken ama biz tribünde, soyunma odaları kenarlarında, aşağıda yakın olduk. Kendisi de hep iyi bir diyaloğum oldu. Onu uğurlarken hem gururumu ifade etmek istiyorum hem de ona bundan sonraki hayatında kendisine başarılar diliyorum ve sevgilerimi iletiyorum. Hocam, Lütfü abi bunları söyledi. Yani Lütfü abiden bunları duymak da gurur verici bir şey gerçekten. Kendisi de çok özel biri benim için de. Aslında Türk futbolu için, Türk medyası için de çok önemli biri. Yorumları çok değerli. Ben de kendisini çok ilgiyle ve beğenerek takip ediyorum. Söylediği çok önemli şeyler var aslında. Orada iki tane çok önemli bir kavram var. Biri aile kavramı. Aslında ailemin desteği olmasaydı herhalde ben buralarda olamazdım. Sağ olsunlar. Sevgili eşime, çok anneme, kız kardeşime, selam, babama, hepsine çok özel teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ama asıl hakikaten çok duygusal oluyorum. Farklı çünkü benim için Türk halkının o bize verdiği destek, hakemin de taraftarı olmaz diyorlar. Biz ya bizim taraftarımız olabilirmişiz dedik aslında. Türk halkı bunu bize hissettirdi. Avrupa Şampiyonası'nda
görev alırken ekip arkadaşlarımla birlikte türbünde bayrak açtılar. Bizi sokakta dışarıda gördüğü zaman sarıldılar. Yani o bambaşka bir şey. Gerçekten tarif edilemez bir duygu. Büyük bir duygu. Hakemlik çok zor bir şey abi. Niye yapıyorsunuz falan diyorlar ama işte bu sevgiyi, bu şeyi gördüğünüz zaman inanılmaz bir şey yani. İnanılmaz yetiyor. Bir şey. Peki sevgili Tolga, alalım, kapatıyoruz. Hep birlikte olacağız tabii Cüneyt Hocam'la birlikte. Erdoğan Arıkan, sevgili Erdoğan Arıkan, onlarca yüzlerce maçını belki hem televizyondan çok hem radyodan anlattı. Maçlarını anlatırken tabii. Gururla anlattık. Gururla. Hakikaten buradan bakınca belki tam olarak olayı anlayamıyoruz ama Avrupa'da ülkemizi temsil etmek, Avrupa'da bizden birinin olması, takımlarımız için de aynı şeyi hissederiz biz. Hakemlerimiz için de orada basın mensupları olarak bizim de durumumuzu güçlendiren bir şeydir. İşte bu bir maçın hakeminin Cüneyt Çakır olması bir anda dikkatlerin bize de dönmesi anlamına geliyor. En azından geliyorlar, bu hakemin ismi nasıl okunuyor, nasıl söyleyebiliriz, Cüneyt ismini nasıl söyleyebiliriz diye sormaları bile gurur verici bir şey bizim için. Ya Türkiye oluyor sonuçta. Takımlarımız olduğu zaman futbolcularımızın isimlerinin okunuşlarını sormaya gelirler. Bu çok önemli. Biz içeride evet çekişmemiz, rekabetimiz çok güzel, ona devam edelim. Ama yurt dışına çıktığımızda, özellikle de dünyaya açıldığımızda birlik ve beraberlik olmaya da özen gösterir. Kesinlikle öyle. Bu bir marka isim çünkü. Kolay da yetişmedi. Büyük de başarıları var. Sizler çok maçını anlattınız. Yarın akşam Türkiye-Çekya maçı Gaziantep'te. TRT 1 naklen yayın, TRT televizyonundan, bizlerden ve son anlatıcı, son spikerimiz, kıymetli spikerimiz sevgili Eren Koca da burada. Bir yan yana getirelim dedik Cüneyt Hoca ile birlikte. Çünkü sevgili Eren de çok fazlasıyla heyecanlı. Hocamı TRT ailesi olarak birlikte uğurluyoruz burada. Koordinatör yardımcımız sevgili Yasin Özkaya var. Müdürümüz sevgili Serkan Yaman var. TRT ailesi burada. Hocam, sevgili İlhan İrem hep şunu demiştir. Mumları üfle bir dilim kes hayattan demiştir. Hayatınızdan keseceğiniz bu dilim yeni başlangıçlara, mutlu başlangıçlara sebep olsun. Kıymetli olsun. TRT ailesiyle birlikte yıllarca birlikte olduk. Bir dilim en azından usulen kesersiniz. Eren, heyecanım var senin. Bu arada bu dilimi kesmeden bir şeyi de hatırlatalım istersen İbrahim. Hocamızın gelecek haftada doğum günü. Evet. Doğum günü. Evet. 23 Kasım. 23 Kasım'da doğum günü. Evet. Dolayısıyla da bu İki başlangıcı birlikte kutlamış olalım. Bir doğum gününüzü, bir de yeni bir kariyeri biz TRT ailesi çok olarak, teşekkür ediyorum. Erdoğan abi, olalım. Bir anlık tabii mikrofonlar, bir kez daha belirtelim abi. Evet. Hocamızın 23 Kasım doğum günü aynı zamanda. Yani hayat işte böyle bir şey. Tabii. Bir şeyi noktalıyorsunuz, diğeri başlıyor. Biz de TRT Spor ailesi olarak bu yeni başlangıçta bir minik tat olması açısından ve doğum gününüzü kutlamak açısından böyle bir eğer kabul ederseniz ufak minik bir sürpriz hazırladık size. Teşekkür ederiz. Hem doğum gününüzü kutluyoruz hem de yeni kariyerinizin doğum gününü kutluyoruz ve başarılar diliyoruz. Çok sağ olun hocam. Şöyle bir sevgili Eren'e bırakayım. Eren'in heyecanı büyük. Hocamla çok büyük. Evet. Benim ilk milli maçım olacak, televizyondan anlatacağım. Hocamın son maçı. Başarılar diliyorum bundan sonraki kariyerinizde. Çok önemli anlar yaşattınız bize. Biz de Erdoğan abi tabii çok daha fazla anlattı ama maçlarınızı anlattık. Bizim için ayrı bir heyecan olacak. O 5 dakika. O biz hep maçlara başlarken Erdoğan abi hakem ilk düdüğü çaldı ve maç başladı diye maçın açılışını yaparız. Yarın sizin adınıza o açılışı son kez yapacağız maalesef. Çok teşekkür ederiz Türk futbolu için, bizim için, yaşattıklarınız için hocam. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ben de size başarılar diliyorum bundan sonraki kariyerinizde. Sağ olun hocam. Hocam bu karar, sevgili Eren çok teşekkürler. Bu karar sanırım VAR'dan dönmeyecek. VAR'dan dönmeyecek sanki. Evet. Hocam çok güzel yapıyordunuz, çok karizmatik. Son bir çerçeve, yeni başlangıç için kameraya. Şöyle son bir çerçeve çizseniz. Biz VAR'ı itiraz eden futbolcular olalım isterseniz hocam. Sizin sakinliğiniz çok örnek bir çok sakinlik hakikaten. Hocamız. Zorlamayalım da. Ama en azından o zaman yeni başlangıç pastamızdan bir dilim size. En azından bir kesiş şöyle yapalım. O zaman şimdiden doğum gününüz kutlu olsun. Teşekkür ediyorum. Yeni hayatınızda başarılar diliyoruz. Erdoğan abi. Çok teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz. Yeni, çok sağ olun. Yeni hayatınız size güzellikler getirsin ve Türk futboluna da güzellikler getirsin. Çünkü bizim yeni Cüneyt Çakırlara ihtiyacımız var ve sizin vizyonel yaklaşımınız eminim ki yeni arkadaşlarımıza çok yol gösterecek. Onlar bir de size göre daha şanslılar.
Mesela siz Süper Lig'de ilk maçınızı ne zaman yönetmiştiniz? Süper Lig'de 2001. 2001. Kaç yaşındaydınız? 24 yaşındaydım. 24 yaşındaydınız. Ben şimdi 22-23 yaşında hakemler görüyorum. Evet. Tabii ben ama 24 yaşında çıktığım zaman yaklaşık 1000'e yakın maç yönetmiştim. İstanbullu olmanın avantajıyla. Evet. İşte onlar şimdi o yeni hakemler, genç arkadaşlarımız. Geçen gün TFF 1'de bir maç anlattım. Sahadaki 22 futbolcunun 18'inden küçüktü hakem. Yaş olarak. Dolayısıyla da onların size çok ihtiyacı var ve onların yolunu açacaksınız. Hayırlı olsun tekrar. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun hocam. Son sözler size ait. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten TRT ailesine özellikle ben teşekkür etmek istiyorum. Birçok turnuvada beraberdik. Üst düzey turnuvalarda. Bazen milli takımımızla birlikte, bazen milli takımımız olmadan onun burukluğunu yaşadık ama hakem takımı ve TRT olarak ülkemizi temsil ettik. Sizlerle çok güzel anılarımız orada. Çok güzel hatıralarımız var. O yüzden sizin vasıtanızla tüm TRT ailesine çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Teşekkürler hocam. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yeni hayatınızda başarılar diliyoruz. Hep de beraberiz zaten her zaman olduğu gibi. Evet, Cüneyt Hoca'yı uğurluyoruz ama yarından itibaren yeniden birlikte olacağız. Sevgili Buket, sevgili Lütfü Özel, duygu yoğunluğu ağır bir yayındı. Sözü tekrar size bırakalım. O hocamızı hazırladığımız, sevgili Ahmet Memiş'in hazırladığı güzel klipte sizlere veda edelim. Gaziantep.